Selamlar. Bugünkü podcastime bir özlü sözle başlamak istiyorum. Çok sevdiğim, çok yakından takip ettiğim Amerikalı bir yatırımcı ve aynı zamanda yönetim düşünürü. Naval'ın bir sözü bu. Naval diyor ki, emeklilik hayali bir gelecek uğruna bugünü feda etmekten vazgeçtiğiniz anda başlar diyor. Tekrar söylüyorum. Emeklilik hayali bir gelecek uğruna bugünü feda etmekten vazgeçtiğiniz anda başlar. Ya Çok kuvvetli bir söz bence. Pek çok insan mutluluğu emekliliğe erteliyor. Sevmediği işlerde, hoşlanmadığı insanlarda, hoşlanmadığı şirketlerde e, anlam bulmadığı, kendini ifade edemediği işleri yaparken hayatlarını geçiriyor ve diyor ki bir gün ben emekli olacağım ve mutlu olacağım. Oysa bir, inşallah o kadar uzun yaşarsınız belli olmaz. Hayat sürprizlerle dolu. E, emekli olup olamayacağımız belli değil. İkincisi, Emeklilik dediğiniz şey yaşlılıkta gelen bir mesele. Yaşımız ilerlemiş oluyor, sağlık sorunları başlıyor. E, Türkiye gibi ülkelerde emeklilerin böyle maddi olarak çok rahat ettiği de gerçek değil. Başka dertler başlıyor yani ve belki de o hayal ettiğiniz mutlu gelecek hiç zaman gelmiyor. Üstelik bugün de o gün için feda etmiş oluyorsunuz. O yüzden belki de emekli olmak lazım hemen. Ne demek emekli olmak? Hayali bir gelecek için bugünden, bugünü feda etmekten vazgeçmek lazım. Yani canınızın istediği gibi hayat yaşamak. Tabii bu kolay değil. Hele ülkemizin koşullarına daha da zor. Üç tane yolu var temelde değil mi? Birinci yol para biriktirirsiniz. Yani öyle bir para biriktirip öyle bir kenarda yatırımınız büyür ki artık çalışma ihtiyacınız kalmaz. Bu süper bir yol olurdu. Çalışma ihtiyacınız kalmaması demek çalışmayacaksınız anlamına gelmez. Çünkü gidip canınızın istediğini yaparsınız. Bu iyi bir yol olurdu ama Hani kolay değil, öyle para kazanacağım, biriktireceğim, yatırım yapacağım. E, i̇leride biraz yatırım nasıl yapılır, e, kazandığınızın ötesinde bir servete ulaşmak için ne gibi yöntemler kullanılır konusunda videolar yapacağım. Ama kolay değil. Ve pek çok e, kişi zaten kenara e, para atmakta da zorlanıyor aslında bakarsanız birikim yapmakta. E, bir de bunu doğru yere yatıracağım. O yatırdığım şeyle ileride beni e, kısa bir süre içerisinde emekli olmama yarayacak. Hani hiç de kolay bir denge değil ama keşke olsa bu konuda ileride konuşacağız. İkinci büyük yöntem ne olabilirdi? Bir keşiş gibi yaşamak değil mi? Ne demek keşiş gibi yaşamak? Dünyada en ayağını çekersiniz. Masraflarınızı o kadar küçültürsünüz ki çok daha az bir çalışmayla yaşayacak hale gelmiş olursunuz. Ve atıyorum haftada 7 gün çalışacağınıza belki haftada 3 gün çalışıp oradan elde ettiğiniz gelirle yaşarsınız ve özgürleşirsiniz ve belki de canınızı istediğini yaparsınız. Bu bir yöntem olabilir. Türkiye'de karşılığı var mı emin değilim ama dünyada çok var bunu yapanlar şu anda. Part time çalışanlar işte yarı zamanlı çalışanlar. Ben de kısmen öyle sayılırım. Her gün çalışmıyorum. Yarı zamanlı çalışıyorum. Ee, bu bir yöntem olabilir. İkinci bir yöntem. Kolay değil. Bu, bunu başarmak için bir özel becerinizin olması lazım ve bu özel becerinize, insanların haftada üç gün çalışmanıza yeterli parayı kazandırması lazım ve bir yandan da çok tasarruflu hakikaten keşiş gibi tüketimden uzaklaşmış. Pek çok modern hayatın getirdiği gereksiz tüketimlere hiç girmeyen çok minimalist bir hayat yaşayan bir insan olmanız lazım. Bence bu bir yöntem harika bir yöntem. Bunda kendine göre zorlukları ve avantajları var. Üçüncü yol ise öyle yaptığınız işi seviyorsunuzdur ki zaten mutluluğu geleceğe ertelemiyorsunuzdur. Ne güzel değil mi? Yaptığınız iş o kadar hoşunuza gidiyordur ki o bir hobi gibidir, bir keyif gibidir. Mutluluğu geleceğe ertelemek zorunda kalmadan hem bugün çok çalışıp hem bir miktar para kazanıp ne kadar kazanacağınızı bilemem çok veya az ama en önemlisi mutluluğu ertelemeden, hayatınızı ertelemeden, mutluluğu bilinmedik bir emeklilik geleceğine bırakmadan bugünü yaşamaya başlamış olursunuz. Galiba bu üç yöntem için en iyisi bu. En kolayı da bu. Yani para biriktireyim, büyük yatırımlar yapayım. Artık çalışmama gerek kalmasın. Okey inşallah yaparsınız. Keşiş gibi yaşayayım, o kadar az para harcayayım ki çok az çalışarak hayatımı döndüreyim. Ve bir şekilde e, özgürleşeyim. Bu da bir yöntem. Ama hayatın normal akışından biraz kopmanızı gerektirebilecek bir yöntem. Üçüncü yöntem ise ya ben yaptığım işi o kadar seviyorum ki. E, zaten emekli gibi hissediyorum. Çünkü mutluluğumu geleceğe bırakmıyorum. Her zaman değilse de pek çok zaman hissettiğim şey bu. Bu videoyu yaparken e, hissettiğim o. Bu videoyu çalışmak için yapmıyorum ben. Hoşlandığım için yapıyorum. Şu anda gidip ne bileyim ben küçük bir tatilde de yapabilirdim. Ama mutluluğumu oraya ertelemedim. Çünkü zaten şu an yapmaktan mutluyum. Sizlerle buluşmaktan e, mutluyum. Her zaman mı böyle? Değil elbette. Yani benim de o gün hiç hoşuma gitme insanlarla eğitim yapmam gerekiyor. Bazen canımın hiç çekmediği insanlarla toplantı yapmam gerekiyor vesaire. Ama eğer yüzdenizi yükseltiyorsanız, e, o zaman doğru bir yerdesiniz demektir. O yüzden doğru işi seçmek hakikaten önemli. Steve Jobs'un bu konuda harika bir söz var diyor ki: e, Arka arkaya her gün veya çok sayıda gün sabah kalktığınızda, bu hayatımın son günü olsaydı yapacağım iş bu mu olurdu sorusuna hep hayır yanıtını alıyorsanız yanlış iştesiniz diyor. Yani tabii iddialı bir şey. Yani Steve Jobs olmak da kolay değil. E, pek çoğumuzda hayat o kadar gülmüyor. Zor koşullarda işler yapıyoruz. Ama şurada bir gerçek yani. Her gün kalkıp hayır ya bu benim yapmak istediğim şey değil. Hayatımın son günü bugün olsaydı kesinlikle başka bir işte ilgileniyor olurdum. Hayatım boşa geçmiş hissediyorum diyorsanız o zaman da çok doğru yerde olmayabilirsiniz. Bunu bir gözden geçirmek lazım. Sizin tutkunuz ve sizi çok mutlu eden şey ne? Buraya doğru küçük de olsa adımları nasıl atabilirim? Ve bu sayede Belki bunu gerçek bir iş haline çevirip nasıl erken emekli olabilir? Nasıl bilinmedik hayali bir gelecek uğruna bugünden, bugün feda etmekten kurtulabilirim? Evet, bugünkü videom böyle biraz felsefi oldu ama umarım ilginizi çekmiştir. Görüşlerinizi, fikirlerinizi süper merak ediyorum her zamanki gibi. Lütfen bana ulaşın, paylaşın videoyu. Sorularınız varsa sorun, yorumlarınız varsa yapın. Sizlerle hep bir iletişim hale kalmayı seviyorum.